Hey! Oh! 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 Ne biçim oyun oynamak bu? Dikkatli olun! Hadi Maya, atsana şu topu. Sana at şu topu diyorum Maya. Tamam, işte atıyorum. Demek topu çok istiyorsun ha? Al bakalım. Demek bunu Maya yaptı ha? Size hayret ediyorum. Onu nasıl yetiştiriyorsunuz siz? İnanın bana çok üzgünüm. Bir kız çocuğu sürekli erkeklerle oyun oynamamalı. Büyüyünce ne olacak bu kızın hali? Asıl ağladığı için siz oğlunuzu düşünün. Büyüdüğü zaman hali ne olacak acaba? Ha? Ne? Maya, çabuk özür dile. Maya, nereye gidiyorsun? Maya... Evet, kim var orada? Burası büyücü kadının evi, öyle değil mi? Evet, ne istiyorsunuz? Ben buraya kızım için gelmiştim. Evet, demek kızınızın hırçın davranışlarından kurtulmak için benim büyü gücüme başvurmaya karar verdiniz. Evet. Onu tek başıma yetiştirmek zorunda kaldım. Belki de bu yüzden tıpkı bir erkek çocuk gibi davranıyor. Ne var bunda? Çocukların biraz hareketli olmaları sağlık belirtisidir. Haklısınız ama bir anne olarak kızımın daha zarif ve olgun olmasını arzu ediyorum. Kızınızın adı ne? Kızımın adı Maya. Kaç yaşında? 7'sine yeni girdi. Bir bakalım. Şimdi her şeyi anlarız. İşte... Gel bakalım, görün bana, evet, çok güzel. İşte korkarım kızının tek sorunu saldırgan olması değil. Demek çalışmaktan da hoşlanmıyor ve çok çabuk sinirleniyor. Evet, onu kötü yetiştirdiğimi düşünüyor olmalısınız. Belki çok tuhaf bir kız olabilir ama çok temiz bir kalbi olduğunu size söyleyebilirim. Bu kitabı ona okumanı istiyorum. Umarım bir işe yarar. Elbette kızın. Sen uykuya daldığın an tam hayal ettiğin gibi mükemmel biri olacak. Ama onu sakın zorlama, yoksa tam tersi etki gösterir. Tamam mı? Tamam. Anne! Aha, git başımdan. Şu anda çok işim var. Sana iyi bir haberim var. Ya. Evet, şuna baksana. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hiç mi acımıyorsun zavallıya? Bırakmak istemiyorum ama. Maya, derhal bırak o kurbağayı. Pekala anne. Biliyor musun? Keşke sen de Tumbalina kadar iyi bir kız olsaydın. Tumbalina da kim? Masanın üstünde bir kitap var. Al da bir oku. Okumaktan nefret ederim ben. Anne, şu bahsettiğin kitabın konusu ne? Kitapta sadece küçük çocukların zevkli ve heyecan verici bulabileceği bazı hikayeler var. Ama eğer ilgini çekmediyse... Onu bana veren arkadaşıma iade edebilirim. Anne, peki sen kitabı beğendin mi? Hem de çok. Okurken kendimi Tumbalina gibi hissettim. Demek öyle. Eğer sen okursan belki seni dinleyebilirim anne. Yo, olmaz. Kitabı zaten 3 kere okudum ben. Boş ver, bunu unutalım gitsin.
yaşlı kadın genç kadına küçücük bir tohum vermiş. O da bunu saksısına ekmiş. Ertesi gün kalktığında saksıda nefis bir lale olduğunu görmüş. Çiçeğin tam ortasında da bir parmak büyüklüğünde şirin mi şirin bir kız duruyormuş. Sadece çiçek açtığı zaman ortaya çıkan bu güzel kıza parmak kızı anlamına gelen Tumbalina adını vermiş. Tumbalina'ya küçük bir ceviz kabuğu ayarlamışlar. Yo, uyuma anne, lütfen şu hikayeyi okumaya devam et. Ceviz kabuğunu Tumbalina'ya yatak yapmışlar. Sonra da bir de gül yaprağı ayarlamışlar, o da onu yorganı olmuş. Neyin var anne, devam etsene. Acaba? En iyisi bir bakalım. Ne şirin bir kız. Aha. Ama bu tıpkı bana benziyor. Acaba kurbağa yakalayan ve onlara kötü davranan küçük kız buralarda mı yaşıyor, ne dersin? Evet, çok kötü bir kız o. Beni pencereden dışarı atmıştı, bunu asla unutmayacağım. Korkunç bir şey, onu affetmeyelim. Ama insanlardan intikam almak imkansızdır. En iyisi olanları unutup evimize dönelim. Kurbağaların da mücadele edebileceği yollar vardır. Her şeyi olduğu gibi kabul edip sessiz kalmak doğru değil. İşte orada görüyor musun? Rick. Hey, ne kadar da şirin bir kız. Ne diyorsun sen? Az önce bahsettiğimiz kız buydu işte. Ne diyorsun? Çocuk bile olsa bir insan bu kadar küçük olamaz. Bu hale gelmeyi hak etti. Birçok kurbağanın canını yaktı. Yine de çok şirin bir kız olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Acaba onu oğlumuza gelin olarak alabilir miyiz? Ama nasıl olur? Bildiğin gibi kurbağalar arasında bu kadar şirin bir kız yok. Eminim onu görünce Kerota da çok mutlu olacak. Pek emin değilim. Ben kararımı verdim. Bu kız bizim gelinimiz olacak. Gel hadi, hazır uyurken onu alıp götürelim. Yavaş ol hayatım. Ne buraya kadar geldik, biraz daha dayan.
rüya görüyor olmalıyım. Ama bundan emin olmalıyım. Mutlaka emin olmalıyım. Aa! Hayır, rüya falan değil. Aman Allah'ım. Bana neler oluyor böyle? Sen bir insan yavrususun. Biliyor musun, birçok fare insanlar tarafından yakalanıyor ve katlediyor küçük kız. Ama ben masumum. Asla fare kapanı kullanmadım. Asla kedileri üzerinde... Ülkesinin perisi Angela'yı. Peri mi dedin? İyi ama neredeyim ben? Annem nerede? Dinle küçük kız. Şu anda annenin rüyasındasın sen. Annemin rüyasında mıyım? Demek öyle. O halde lütfen geri dönmeme yardım edin. Anneni çok mu seviyorsun? Evet, hem de çok. O halde onu uyandırman gerekir ve... Bunun için de... Evet, ne yapmam gerekiyor? Güney ülkesine gitmek zorundasın. Oraya gidip Kristal Prens'i bulmak zorundasın. Güney ülkesi mi? Kristal Prens mi? Evet öyle. Ama yapabilir misin bilemiyorum. Elbette yaparım, elbette. Annemi tekrar görebilmek için nereye gitmem gerekiyorsa mutlaka giderim. Olamaz. Ayakkabılarını da kaybettin. Dur da sana güzel bir şeyler ayarlayalım. Ne güzel ayakkabılar. Hep böyle bir çift ayakkabı istemiştim. Böyle bir şey annemden de istemiştim ama bana alamayacağını söylemişti. Bırak artık annen hakkında şikayet etmeyi. Eminim o da sana bu ayakkabıları almayı çok istemiştir. Bunu her şeyden çok istediğine eminim. Ya! O halde neden almadın? Seni tek başına yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu anlayamazsın. Zaten çok şımarık bir çocuk olduğun için annenin duygularını hiçbir zaman anlamayı düşünmedin. Anlayamıyorum. Yardım et bana. Aman Allah'ım. Galiba ayakkabıların ayarı pek iyi değil. Yine olmuş. Maya, şimdi iyi dinle. Bu ayakkabılar senin gerektiği zaman çok hızlı koşabilmen ya da yükseklere sıçrayabilmen için özel olarak hazırlandı. Ama sakın unutma. Ayakkabılarının bu özelliğini sadece gerektiği zaman kullanacaksın. Beni anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Pek anlamış görünmüyorsun Maya. Amma da saf kadınmış. Söylediklerimin hepsine de inandı. Bu ayakkabıların sayesinde güney ülkesine çok kısa bir sürede gidebilirim. Evet, şimdi bir bakalım. Güneş bu yöne doğru battığına göre burası batı. O halde bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Evet, artık yola çıkabilirim. İşte başlıyoruz. Hedefime giderek yaklaştığımı hissediyorum. Yok, olamaz. Galiba yine aynı yere geldim.
Aa, anlaşılan o peri bana yalan söylemiş. Aman Allah'ım, ne olacak şimdi? Fazla yersen şişmanlarsın. Kimsin sen? Bu da kim? Benim adım Noble. Tatlılar dünyasının bir kahramanıyım ben. Benim adım Maya. Biliyorum. Nereden biliyorsun peki? Çünkü ben senin yanına Peri Angela'nın emriyle geldim, anladın mı beni? Öyle mi? Demek o yalancıdan emir alıyorsun. Peri Angela bir yalancı değildir. İyi ama bu ayakkabılar... Sana bu ayakkabıları sadece gerekli olduğu zaman kullanmanı söylemişti. Ama sen ayakkabıları gereksiz yere kullandın. Bana bu ayakkabıları neden verdi söylesene. Bunu gerçekten bilmiyorum. Benden sadece sana eşlik etmemi istedi ama artık seninle iyi arkadaş olabiliriz. Hayır, istemem. O yalancının gönderdiği biriyle arkadaş olamam. Aman Allah. Maya, dışarıda oynamak için artık çok geç oldu. Eve gel kızım. Annem o. Annem beni çağırıyor. Anne! Hayır değil Maya, sakın oraya gitme. Anne! O ses annene ait değil Maya. Maya, neyin var kızım? Anne! Yapma. Eğer gidersen asla geri dönemezsin. Annene gel hayatım, hadi. Anne! Sıkı dur Maya. Helula mı? Evet, o senin hedefine varmanı engelleyip hep düşlerde kalman için mücadele edecek canım. Ne dedin? Bilirsin, insanlar hep kabus görürler. İşte bu kabusların tek sebebi gördüğün Helula'dır. Peki ya gördüğümüz güzel rüyaların sebebi kim olacak? Tabii ki Peri Angela'dır canım. Öyle mi? Buna sevindim. Bundan böyle hiç ağlamayacağım çünkü... Annem beni rüyasında asla üzgün görmemeli. Elbette. Sadece biraz cesarete ihtiyacın var. Hadi bakalım. Artık güney ülkelerine gitmeliyiz. Ben sana yardım edeceğim. Dayan kızım. Böylece Maya'nın maceralarını içerecek olan uzun rüya başlamış oluyordu. Bir yandan iyilik yanlısı Angela ve diğer yanda kötü cadı Helula bakalım Maya'nın hayatında nasıl roller oynayacaklardı. Güney ülkelerine yapacakları yolculukta bakalım kahramanlarımıza ne gibi gelişmeler bekliyor. Sonraki bölümde annesine ulaşabilmek için Parmak Kız'ın Noble'la birlikte güney ülkelerine doğru yolculuklarını izleyeceksiniz. Yollarına çıkan büyük bir ağacın tuhaf sırrını öğrendiklerinde ne kadar korktuklarını hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Müzik
Maya'nın şımarık ve bencil oluşundan şikayetçi olan anneye bir büyücü resimli bir roman okumasını tavsiye eder. Annesinin kitabı okuduktan sonra dalacağı her uykuda Maya'nın iyi bir çocuk olacağını iddia eden büyücünün söylediklerini denemeye karar veren anne, uykuya daldığı an bir sürpriz gelişir ve Maya giderek küçülür, resimli romanın bir parçası haline gelir. Sıkı durun bakalım. No! Şuraya bak, ne biçim bir rüzgar bu? Gelin buraya. Lütfen yardım et bana ne olur. Tamam, geliyorum. Harika. Yazıklar olsun. Demek sonunda onu bulmayı başardık. Kerota, az sonra onu yakalamış olacağız. Onu sana gelin olarak almayı. Lütfen uçabildiğin kadar uç. Korkarım uzun sürmeyecek. Ama da çabuk yoruldum. Ne güzel bir yer, burada durabiliriz. Ne? Suyun tadına bakmalısın. Harika bir şey. Öyledir. Bu su mutlu ağacın kendine özgü suyudur. Böyle bir yerde yaşadığın için eminim ki çok mutlusundur. Yo, öyle düşünme. Günün birinde mutluluktan da sıkılabilirsin. Mutluluktan sıkılmak mı? Neler diyorsun? İnsan hiç mutluluktan sıkılır mı? Bak şimdi Maya, sürekli mutlu olduğun zaman inan bana ondan da sıkılabilirsin. Hey! Thank you.
oynamak ister misin? Tamam. Maya, artık güneye doğru gitme vakti geldi. Biraz daha kalamaz mıyız? Ama biliyorsun, burada kalalım. Burada olmak çok hoşuma gitti doğrusu. Tamam öyle olsun. Ama bir süre sonra gitmek zorundayız. Aa, ne kadar da güzel. Gerçekten de öyledir. Mutlu ağaç bu bölgenin güzel ağacıdır. Haklısın. Ben de babam gibi olmak istiyorum Maya. Baban mı? Neyse boş ver şimdi bunu. Maya, gel de şimdi sana mutlu ağacın içini göstereyim. Peki, ağacın içinde ne var? Maya, artık bu kadarı yetmez mi? Yine başlama. Maya, biliyorsun senin çok önemli işlerin var. Lütfen artık onu rahat bırak. Niyetim kötü değildi ki. Noble, yeter artık. Eğer burada bu kadar çok zaman geçirirsek güney ülkelerine ne zaman gideceğiz söyler misin lütfen? Benim de dinlenmeye ihtiyacım var, tamam mı? Burada biraz daha kalamaz mısınız? Sen de ağacın içine bakmaya bizimle gelebilirsin. Benimle uğraşma. Artık gitmeliyiz Maya. Bırak beni. Çekil şuradan. Bırak artık saçmalamayı. Senden nefret ediyorum Noble. Maya. Pekala. Senin dediğin gibi olsun bakalım. Madem burada kalmaktan o kadar hoşlanıyorsun kal. Ben gidiyorum. Beni durdurmak için bu son şansın. Durdurmak mı canın nereye istiyorsa git. Daha fazla dayanamayacağım. Pekala Pop. Şimdi bana ağacın içini gösterebilirsin. Her şeyin yolunda olduğundan emin misin? Boş ver şimdi onu. Hadi içeri girelim. Ne kadar güzel. Ağaçlar köklerinden beslenirler. Aldıkları besinler dallarına ve yapraklarına gelir. Ağacın içinde neden bu kadar büyük bir delik var peki? Çünkü bu ağaç oldukça yaşlı da ondan. Demek öyle. Şuraya bak Pop, şunu görüyor musun? Ah, yavaş ol. İyi misin? Evet. Çocuklar, hepiniz buraya gelin. Ne korkunç bir şey. Her tarafı kaplayacak galiba. Şimdi ne yapacağız? Maya, sen bizi dışarıda bekle. Ama yardım etmek istiyorum. Endişelenme. Ben babama yardım edebilirim. Babana mı? Baban bu mu? Hoşça kal. Pop. Acaba Pop ve diğerlerin ne durumda? Çok mu şaşırdın? Mutlu ağaç işte benim. Pop ve diğerlerinin babasıyım.